Hristiyan ve özellikle Yahudi önderleri tarafından apokrif kitap, yani güvenilmeyen dini içerikli kitaplar olarak isimlendirilen video serimize devam ediyoruz. Geride bıraktığımız Enon kitabı, Tobit'in kitabı, Yeremya'nın mektupları isimli kaynakları sizlerle paylaşmıştım. Ve bunların hepsinin ortak noktası tevhid inancını, yani tek tanrı inancını anlatırken, aynı zamanda binlerce yıl önce yazılmış olmasına rağmen İslam ahlakı ve akidesini de ortaya koyuyordu. Bahsettiğim videoların linklerini açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Ve işte şimdi de sıra geldi Daniel'in kitabını. Yine putlara inanan, çok tanrıcı olan ve 2000-3000 yıl önce Daniel peygamberin yazmış olduğu kitaptaki yazılanları aktarmanın zamanı geldi. Muhataplar direkt Yahudi ve Babil halkı. Yine anlatılanların üzerindeki İslam ışığını göreceksiniz ve bu sebeple günümüzde yasaklanmış ve apokrif kitaplar rafına kaldırılmış durumdadır. Ve işte başlıyoruz. Daniel'in kitabı. Put Bel. Daniel kitabının Yunanca çevresine eklenen iki öyküden oluşuyor. Birinci öykü Bel adındaki putun düzmece olduğunu açıklayan Daniel'in bilgeliğini ve yürekliliğini anlatıyor. İkinci öykü ise Babillilerin tapındığı bir ejderhayı Daniel'in nasıl yok ettiğini anlatır. Kral Astiake'nin ölümünden sonra Pers kralı Koreş krallığın başına geçti. Daniel, Kral Koreş'in en yakın dostlarından biriydi. Kral danışmanları arasında en çok Daniel'e güveniyordu. Babillilerin Bel hakkında bir putları vardı. Halk Bel'e her gün 12 ölçek saf un, 40 koyun ve 50 galon şarap vermek zorundalığındaydı. Kral Koreş, Bel'in bir tanrı olduğuna inanıyor, her gün ona tapınıyordu. Ama Daniel kendi tanrısına tapıyordu. Bir gün kral Daniel'e "Niçin Bel'e tapınmıyorsun?" diye sordu. Daniel, "İnsan elinin eseri olan tanrılara tapınmam." diye yanıt verdi. "Ben ancak yaşayan tanrıya taparım. O gökyüzüyle yeryüzünü yarattı ve bütün insanların Rabbidir." Kral, "Tanrımız Bel'in gerçekten yaşadığına inanmıyor musun?" diye sordu. "Her gün neden yiyip içtiğini görmüyor musun?" Daniel gülerek şöyle cevap verdi. "Aldanmayın ey kralım. Bel adını verdiğiniz bu tanrı bronzla kaplı kilden oluşmuştur. Hiçbir zaman yiyip içmemiştir." Bunun üzerine kral öfkelendi. Bel'in 70 kahinini çağırdı. Onlara şöyle dedi. "Sizi uyarıyorum. Bel'e sunulan yiyecekleri onun yediğini bana gösteremezseniz ölüme mahkum edileceksiniz. Bel'in yediğini kanıtlarsanız Bel'in bir tanrı olmadığını söyleyen Daniel'i ölüme mahkum ettireceğim." Daniel bu öneriyi kabul etti. Ardından kralla birlikte Bel'in tapınağına gittiler. Orada karılarından ve çocuklarından başka Bel'in 70 kahini vardı. Bel kahinleri krala şöyle dediler. "Efendimiz, biz dışarı çıkıyoruz. Siz masayı yiyeceklerle ve şaraplarla donatın. İşiniz bitince kapıyı arkanızdan kilitleyin. Krallık mührüyle mühürleyin. Sabahleyin geri döndüğünüzde Bel'in her şeyi yediğini görmezseniz bizi ölümle cezalandırabilirsiniz. Ama her şey yendiyse bize karşı düzmece suçlamalar yapan Daniel ölecekti." Kahinler olanlara aldırış etmiyordu. Çünkü tapınaktaki bir masanın altına gizli bir kapı yapmışlardı. Böylece her gece içeriye girip sunulan yiyecekleri yiyebiliyorlardı. Kahinler gittikten sonra kral Bel için yiyecekleri hazırladı. Ardından Daniel kül getirmelerini ve bu külü tapınağın döşemesine serpmelerini hizmetçilerine buyurdu. Bu işi yaparken onları kraldan başkası görmedi. Sonra hepsi dışarı çıktı. Kapıyı kilitlediler. Kralın mührüyle de kapıyı mühürleyip gittiler. Her zamanki gibi o gece kahinler eşleri ve çocuklarıyla birlikte gizli kapıdan tapınağa girdiler. Tüm yiyecekleri bitirip şarapları içtiler. Ertesi sabahsa erkenden kral ve Daniel tapınağa gitti. Kral, "Mühür açılmış mı Daniel?" diye sordu. Daniel, "Hayır efendim, mühür açılmamış." diye yanıtladı. Kapı açılır açılmaz kral boş masayı gördü. Bağırdı, "Ey Bel, sen büyüksün. Sen gerçekten bir tanrısın." Ama Daniel gülmeye başladı ve krala şöyle söyledi. "Tapınağa girmeden önce döşemeye bakın ve orada kimin ayak izlerini gördüğünüzü söyleyin." "Erkeklerin, kadınların ve çocukların ayak izlerini görüyorum." diyen kral öyle öfkelendi ki kahinlerle ailelerini tutuklayıp yanına getirdi. Masaya konan yiyecekleri yemek için her gece hangi gizli kapılardan içeri girdiklerini krala gösterdiler. Böylece kral kahinleri ölüme mahkum etti. Bel'i de Daniel'e verdi. Daniel putu yok etti. Tapınağı da yerle bir etti.
Daniel ejderhayı öldürüyor. Babililerin tapındıkları büyük bir ejderha vardı. Bir gün kral Daniel'e şöyle söyledi. Bu tanrının canlı olmadığını söyleyemezsin. Bu durumda ona tapın. Daniel, ben Rab'be taparım dedi. Eşi olmayan yaşayan tanrı odur. Efendim izin verirse sizin ejderhanızı öldüreceğim. Bu işi yaparken kılıç ya da sopa kullanmayacağım. Kral, sana izin veriyorum diye yanıtladı. Ardından Daniel biraz katran, biraz yağ ve birkaç tüy alıp tümünü bir arada kaynattı. Bunlarla çörekler yapıp ejderhaya yedirdi. Bunları yiyen ejderha şişti ve çatlayıp yarıldı. Sonra Daniel şöyle söyledi. İşte siz Babililerin tapındığı bundan ibarettir. Olup bitenleri öğrenince Babil halkı öfkeyle krala başkaldırdı. Şöyle bağırdılar. Kral Yahudi oldu. İlk önce Beyli yok edip kahinleri öldürttü. Şimdi de ejderhamızı öldürdü. Ardından krala gittiler. Daniel'in kendilerine teslim edilmesini istediler. Kralı, dilediğimizi reddedersen seni ve aileni öldüreceğiz diye uyardılar. Ciddi olduklarını gören kral Daniel'i onlara vermek zorunda kaldı. Erkekler Daniel'i aslanların bulunduğu bir çukura attılar ve 6 gün orada bıraktılar. Çukurda 7 aslan vardı ve her gün kendilerine yiyecek olarak 2 insan 2 koyun verilirdi. Ama 6 gün boyunca kendilerine hiç yiyecek verilmedi. Böylece kuşkusuz Daniel'i yiyeceklerdi. O günlerde peygamber Habakkuk Yahuda ülkesindeydi. Türlü pişirmişti ve içine ekmek doğramıştı. Tarlada ekinleri biçenlere bir kap yemek götürürken Rabbin meleği kendisiyle konuştu. Taşıdığın yemeği Babil'de aslanlar çukurunda bulunan Daniel'e götür. Habakkuk, efendim Babil'e hiç gitmedim. Aslanlar çukurunun da nerede olduğunu bilmiyorum diye yanıtladı. Ardından melek peygamberleri saçlarından yakaladı ve rüzgar gibi uçurarak Babil'e götürdü. Onu aslanlar çukurunun yanına bıraktı. Habakkuk, Daniel, Tanrı sana yiyecek gönderdi. Gel de al diye bağırdı. Habakkuk'un sesini duyunca Daniel şöyle dua etti. Tanrım, beni anımsadın. Seni sevenleri asla terk etmezsin. Sonra Daniel ayağa kalktı, yemek yedi. Tanrı'nın meleği Habakkuk'u çabucak evine götürdü. Daniel'in aslanlara atılmasından 7 gün sonra kral onun için yas tutmak amacıyla çukura gitti. Oraya gidip çukura bakınca bir de ne görsün? Daniel çukurda oturuyordu. Kral, ey Rab, Daniel'in tanrısı, sen ne denli ulusun? Senden başka tanrı yoktur diye bağırdı. Ardından kral Daniel'i çukurdan çıkardı ve Daniel'i öldürmeye kalkışan kişileri çukura attırdı. Bir yandan kral bakarken öte yandan aslanlar bu kişileri çabucak yediler. Evet, bu videonun da sonuna geldik. Kabul etseler de etmeseler de Apokrif Kitaplar serisinde ele aldığım dini anlatımları sizlerle paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar. Ben Volkan Çelik. Yeniden görüşeceğiz.